Selamun aleyküm dedik mi dostlar? Müthiş bir hangi gün bugün? Müthiş bir gün işte, ne fark eder değil mi? Cumartesi mi? Güneşli. Saatler de 17:10 geçiyor. İftarımız da yaklaşmış. Oh ne güzel. Böyle iftara yakın bir gözümüz açılıyor. Böyle öğleden sonra bir iyice yoruluyoruz ve ümitsizlik, yorgunluk, kırgınlık hepsi üst üste. Sonra böyle iftara gelirken bir gözler açılıyor. Keyiflerimiz yerine geliyor. Bu yemek yemek ne kadar önemliymiş ya. Bir şeyler yemek, bir şeyler içmek. Enerjimiz bizim şeyimizi ne kadar etkiliyormuş. İşte demek ki güzel beslenmek çok önemli yani. Buradan anlaşılıyor zaten. Hiç enerjin yok, bir şey yapasın yok, bir yere gidesin yok. Stepney hayvancını bir açalım ya. Bugün acelemiz yok dostlar. Bugün böyle yarım saate 20 dakikaya sığdırmaya çalışıyorduk. İsterseniz 2 saatte yaparız yani, sıkıntı yok. Koştur koştur gidip gelmeden şöyle yavaş yavaş takılalım. Söyleyeceklerimizi de rahat rahat söyleyelim. Normalde video çok uzamasın, sıkıcı olmasın diye geçiyorduk ama vakti olan izler, vakti olmayan da yapacak bir şey yok. Stepney hayvancı bugünlerde gerçekten az veriyorsun bak. Yani tamam, piyasa kötü gidiyor, bilmem ne oluyor falan ama sen piyasadan pek etkilenmezsin, ben sana söyleyeyim. Senin kafanda bir hesaplar var, formüller var. Kafana göre ayarlıyorsun. Senin kullanıcıların da şey değil yani, top değil, bir oradan oraya at, oradan oraya at. Bir düzen tuttur. Bu GMT olayı böyle olmaz, ben söyleyeyim. Ben soğuyorum yani stepinden yavaş yavaş ve bir yatırım yapmayı düşünüyordum biraz. Ama yapmayacağım herhalde. Haziran ayı bir gelsin bakalım. Çok hızlı şey takip etmiyorum yani stepini. Eski takipçiler de bilir, sürekli videolarını yapardık falan. Çok büyük bir etkinlik olmadığı sürece. Dandik dandik şeyler yapıyor ya. Yok panda etkinliği, bilmem ne etkinliği. Kardeşim sen şu önce programı bir düz şeye koy. Sisteme koy. Ne verdiğin belli, ne aldığın belli. Kafana göre bir şey yapıyor. Yürüyen sayısına göre değişiyor olur mu ya? Bir standart koy ortaya, ona göre gitsin. Saçmalık. Yani güvenemiyorum. Şimdi ben buraya yatırım yaparım. O sorun değil de. Kaç verdi mesela? Bu 15. Bu sefer de iyi verici yattılar. İlk geçen de 15 verdiydin. Sonra batırdın yani. Neyse, bu güvensizlik canımı sıkıyor. Ve yarın ne kazanacağımı bilmemek de canımı sıkıyor. Hangi saatlerde yürüyünce değişecek bir oranda kazanacağım canımı sıkıyor. Bu ekibin kafasına göre aldığı kararlar canımı sıkıyor yani. Yarın başka bir şey çıkartıp ortalığı mahvedebilir. Çok o yüzden sıcak bakmıyorum ama sonuçta uygulamalara çok kaptırmayın arkadaşlar kendinizi. Ne pozitif ne negatif yönde. Uygulamaya düşman olmayın veya uygulamayı olmazsa olmazınız olarak hiçbir zaman görmeyin. Bakacaksın, karlı bir sistem var mı? Var, gireceksin. Yok, çıkacaksın, bitti. Ya ben bu işte uygulamayı şöyle yaparım, böyle yaparım falan, yok. Hiçbir şey yok. 15 verdi bakalım. Bu oranı koruyabilirse iyi. Şimdi şeye bakalım, Aurora'ya bakalım ya. Aurora'da çok bir değişen bir şey yok. Jeneratörlerimiz çalışıyor. Bir adet NFT jeneratör vermiştik. Bir tane daha vereceğiz ama ben de yorgunum. Ekibe bir ulaşmam lazım. Herhalde bu hafta sonunda mıyız? Hafta içi netleştirir söylerim size ya. Zaten şu an ulaşsam da hafta sonu çekiliş falan uğraşmak istemiyorum. Hafta içi bir gün böyle akşam yaparız. Zaten bizim yaptığımız çekilişler şey üzerinden arkadaşlar, katılımınızı Twitter'dan çekiyoruz. O yüzden ekran başında olmanız veya işte olmanız veya bir yerde olmanız fark etmiyor. Çekip gönderiyorum ben size video olarak. Bir canlı yapalım demiştik onu. Canlıda da internet çekmiyor, bilmem ne falan, uğraşamam. Bir de benim çok öyle planlı bir hayatım yok yani. Şu saatte gelin şöyle yapalım falan diyemem. Nerede olacağım, ne yapacağım ben bile bilmiyorum çünkü. Aurora'da çok fazla başka bir gelişme yok. Geçelim Aurora'ya. Volkan hayvancığı. Ey Volkan, bugün sen de biraz yürüsek iyi olur ya. Yeme ihtiyacımız var. Ama gemi harcamadan önce çarkı bir çevirelim. Sonra çarkı çevirecek bile gemimiz kalmıyor ya. Fakirliğin gözü kör olsun. Volkan da lootbox'lara başvuracağız. Tamam ama rankımız 7. Artar mı? Gittikçe azalıyor. Herhalde 7. ranktan başvuracağız. Çünkü paramız yok diyor. Dün şeye daha yakındım. Ne yapalım? Şu ne kadar zamanımız var? Bir gün 19 saat. Yarın başvururuz ya, buna bakarız. Bugünkü kazançlarımızı da atalım bir cüzdana. Ortalamadan falan belki kurtarırsak. Kutuya önem veren arkadaşlar rankını da yüksek tutabilir. Tabii bu rank işi bir günde olacak iş değil ama. Mesela bir tane eksiğim vardır.
Bir tane 10. level alınca rankın yükseliyorsa hemen alıp onu öyle o şekilde değerlendirebilirsin. Zaman geçiyor, acele et diyor. Dur oğlum. İki tane ben hesaptan başvurdum. Hangilerine başvurdum? En üst seviyelerdekine. En üst seviyelerdekiler biraz daha riskli. Çünkü premium kutu alıyorsun. 4,5 sol harcıyorsun. Daha düşük bir şeyler çıkabilir mi? Ankamın çıksa herhalde 4,5 sola satar mısın? 2400'lere falan. Bakalım ya, vaktimiz var bugün. Örneğin Catlett Lootbox. Bir arkadaşımız sormuş. Yeni hesap açıp çekilişe katılsak olur mu? Dostum, yeni hesap açtığın zaman rankın düşük olur. Kutu çıkma ihtimali de düşük olabilir. Yalnız yeni veya ilk defa çekilişe katılmak için mantıklı mı sorusuna cevap verelim biz. Mantıklı gözüküyor çünkü şu kutuya başvurdun değil mi? Hatta 1,2 sol 600 volt'undan da ucuz olması lazım. Ona bir bakın başvurmadan önce. Ben sol olarak başvurdum hep. Hadi diyelim biz 600 volt'undan hesaplıyoruz. 600 volt'un şu an bir 6. level elemanın fiyatı bile değil ki. Yani anasını babasını doğurtup satarsan 600 maliyetin olur ama onda da anne babadan kaybın var falan. Daha fazla satman lazım. Maliyeti daha fazla, öyle söyleyeyim size. Ama sen bir de Genesis alacaksın yani. Genesis en kötü ihtimalle 6. level bir eleman alacaksın. 7-8 de çıkabilir. Ankamın da çıkabilir. Ama en kötü ihtimalle bile kurtarıyor. Gidip markete 600'e bulabilir misin şu an? Bulamaz. Bulsan bile o Genesis değil. Gidip yeni girecek arkadaşlar kutu çekilişiyle girmek mantıklıdır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ah, koyunlar falan dolaşıyor. Müthiş ya gerçekten. Güneşli, yeşillik falan. Al 660. Niye çıktı bu fiyatlar yine yukarıya? Şu an doğurtup satmalar bile kurtarır. Onu söyleyeyim size. Level 8'ler vardı benim ya. Param varsa doğurtayım bari. Ama paramız yok. Çekilişimiz de vardı arkadaşlar bundan. Pazartesi günü mü yapacağız dedik. Pazartesi günü 200 volt'un göndereceğiz. O tweetimiz var. Videosu var. Her şeyi var. Çok bir şartımız da yok. Tweet'i beğen, retweet et. Videoyu beğen, yorum yap. Tweet'in altına volt'un cüzdan adresini yapıştırır. Mis gibi çekiliş ya. Volkan yapsa bunu ciğerinizi sökerdi sizin, ben size söyleyeyim, biliyorsunuz zaten. 660'a gidiyor abi, bak bir kere doğurtulmuş. 680'e gidiyor. Şu an gel marketten al abi, ben oyuna yeni giriyorum. Kaça alabilirim? 680 alabilirsin. Ama Lootbox'a başvurdun 600'e ve eleman çıkan eleman hem Genesis olacak. Şuradan Genesis'leri baktığınız zaman bunların doğurtma olasılıkları falan daha fazla. Fiyatları daha fazla markette. Güzel bir eleman çıkacak. Bak 700, 800. Bu da doğurtulmuş olan ayrıca. Doğurtulmamış olacak ya senin eleman. 850'ye kadar yolu var. 600'e başvur, 850'ye sat. En kötü ihtimal bu. Daha da iyi bir ihtimal çıkabilir. 7. 8. leveli yüksek çıkabilir. Kamın değil, ankamın falan da çıkabilir. O olasılıkları o videomda detaylı anlatmıştım. Peki üst kutularda ne olur? Ona bir bakalım ya. Vulcan'a her zaman böyle apar topar geçiyoruz. Neredeydi o? Store'da, Lootbox'ta mıydı? Biraz zaman ayıralım. Zamanımız var. 15.000 kişi zaten şimdiden başvurdu diyor. Bak şeye, hiç füzyonda o 10.000'i bile tamamlayamadı. Millet bunun hesabını çok iyi yapıyor, merak etmeyin. 15.000 yukarıdakine, 19.000 elbiseye. Elbise daha ucuz olduğu için daha fazla talep görmüş tabii ki. 20.000. 10.000 kutu satılacak, 20.000 şu anda başvuru var. Yukarıdakinde 5.000 satılacak, 15.000. 3 ve 4 oranı, 3'e 4 oranı var arkadaşlar. Yok, 3'e 2 oranı var. Birisinde 3x yapılmış, başvuru olmuş, birisinde 2x. Demek ki 3 kişiden birine çıkacak demektir bu. Ranklara göre mi? Ranklar önemli dediler. Önce ranklara göre bir sıralarlar. Hala şey kalırsa bu sefer düşük ranklara göre yaparlar. Benimkinin birisi 5. 6. rank olacak. Diğeri 1. rank. O diğer hesabı fazla kullanmıyorum. Böyle çekiliş mekiliş olursa seviye yükseltme, doğurtma cartuşta onları da kullanabiliyorum. Bakalım, o birisinden belki çıkmaz ama veya birisinden sadece elbise çıkar. Bakacağız artık. Rankımız bizim en azından 8 olsaydı daha iyiydi ama sadece para eksiğim olduğu için parayı bulacağım, edeceğim falan filan. Uğraşamam yani. Başka bir kutuya başvurursak ne olur diyeceksin şimdi. Mesela Premium'a ben 2400 sol vermişim. Şey 4,5 sol verdim de biz şimdi direkt şeyden aratalım. 2400'e bizi ne kurtarır? Elemanlardan hangisi kurtarır? Mesela tabi şey seviyesi de farklı olduğu zaman fiyat farklı olur ama biz sadece nadirlikler üzerinden bir gidelim. Mesela Ankamın çıksa kaça satabiliyoruz bir bakalım. Zarar ederiz. O kadar pahalı olduğunu sanmıyorum Ankamınların.
Ankamınlar kamınlara çok yakın fiyatları. 1000. 6. level hiç doğurtulmamış çıksa 1000. Tabi Genesis de olacak bu. Ankamın en ucuz Genesis'e bakalım o zaman. Biz Genesis'i tikleyelim, o şekilde ilerleyelim. Daha doğru bir filtreleme olur. 1500. 2500'dü 1000 volkun zarar. Nadir olsa hayvan gibi kutu almışız. Bir var en kötü ihtimalle nadir verirsin değil mi diye düşünüyorum. 4100. Hatta bu bir kere doğurtulmuş. Doğurtulmamış olan çıkarsa. Az öncekinin doğurtulmamış olmasına bakmadık herhalde. Neyse çok önemli. 5000. 2400'e başvurduk. 2x kar etmiş oluyorsun. Zaten böyle hayvani bir şey çıkarsa satmam ben onu. Kullanırım zaten. Rare. Diyelim ki epic çıktı. Artık onu kutudan çıkarsa gösteririm size bir şeyler. Kutu çıkarsa da gösteririm. Epic 3 kere doğurtulduğu halde 8000 diyor. 8900, 9000. 2500 alacaksın. 9000'lik maliyeti var. Onları bir de doğurtursun. Doğurtmalardan da kar edersin. Yüksek oranlı bir şey çıkarsa bayağı bir kazandırır. En kötü ihtimalle bize rare vermesi lazım bu hayvan. Ankamın verirse zarar ettirir. 4000. Her türlü kurtarıyor rare. Ve seviyesi de farklı olabilir. Seviyelerine de bir bakmadık. Daha yüksek seviye de verebilir yani. Diye düşünüyoruz. Bakalım peki daha da büyük bir şey verirse. Biraz şöyle hep kötü olasılıklardan gidiyoruz. Common'la başvurup epic çıkaran arkadaşımız vardı. Bayağı zaman geçti. Bilmiyorum hala izliyor mudur. Ben bile unutmadım. O da unutmamıştır herhalde. İsmini falan arkadaş hatırlamıyorum da bu olayı unutmadım yani. Common'la başvurup epic çıkartmıştı o arkadaşımız. Bu ne? Epic'in en ucuz fiyatı ki 3 kere doğurtmuş bu abi bunu. 8000'e satıyor. 9000 falan. Demek ki yukarılarda fiyat çok da fazla değişmemeye başlıyor artık. 8-9000 de az değil ama ha. 10.000 desen 500 dolar yapar. Biz hem Vulcan'ı ucuz aldık, hem pahalı sattık, hem solu ucuz aldık. Lootbox'a da başvuruyoruz. Lootbox'tan da eleman çıkarsa, nadirlik seviyesi de yüksek olursa çoğaltırız. Mesela bizim bir tane nadir hayvancığımız var. Stepne bir bakalım bu arada. Bakalım bugün kaç altı enerjiyle kaç kazandığımızı görürüz. O kadar vaktimiz var. Neye bakıyorduk? Nadir hayvancığımız şu. Yeni çıkan da en kötü Ankamon olur veya Rare olur. Epic falan da olursa daha güzel olur. Bu ikisini çiftleştiririz. Bunların çiftleşmesi çok ucuza gelir. Yeni elemanımız çok ucuza gelir. Sonra o yeni doğmuş olduğu için onunla bir tane yapıştırırız. Bak bu Genesis. Diğeri de kutudan çıkan da böyle güzel bir Genesis olursa gerçi bir tane Genesis olması yeterli. Aslında belki de onu harcamayız. Orada bir strateji yapmamız gerekir. Çünkü anne babanın bir tanesinin Genesis olması yüzde kaçtı o oranlar? %3 müydü? İkiz %5 300 olma orası da mı? Ne? Öyle bir şeyler var. Bakarsanız bir de ikiz 300 doğurtturuz arkadaşlar. Belli olmaz. Hadi ulan 51 kalmış. Ben bunu bugün doldurmadan gitmem eve. Yükseltelim diyeceğiz. Ha, paramız da mı yok? Lan fakirliğin gözü kör olsun. Dur bakayım. Ha bu bizim şeyimizi sayıyor ama Vulcan olmadığı için saymaz herhalde değil mi? Hesapta şu kadar Vulcan tutmak diyor. Çünkü sol tutmak demiyor. Burada bizim bayağı bir paramız var. 7 sol. 140 bayağı bir Vulcan yapardı bu. Bunu acaba bozdursak, Vulcan'a atsak şu an sonuçta paramız cüzdanda duruyor. Öyle bir şey yapabilirsiniz büyük oynuyorsanız ama ben şahsen uğraşmak istemiyorum. Bunu Vulcan olarak anladınız değil mi olayı? Vulcan çevirip şuraya atarsam param arttığı için rankım da artar falan. Yaşlandık artık ya. Böyle hiç benim hani para kazandıracak ama uğraştıracak şeylerle falan uğraşmak hiç istemiyorum. Zaman şu an benim için çok önemli. Hiç böyle rahatım bozulmasın. Gerekirse 1 milyon dolar boşa gitsin. Önemli değil. Belli bir süreden sonra ona dönüşüyorsunuz. Dönüşmediyseniz de dönüşmenizi tavsiye ederim. Hiç paramız 618 şeyimiz var. Tamam. Yeter o ya. Rank 7'den de girsek verecekse verecek bir şekilde. Bu hesabımda çıkarsa bir şeyler kullanırım. Başka hesaplarımda çıkarsa o telefonlarla uğraşmak istemiyorum. Satarım onları. Bakarız duruma göre. O yüzden aslında bu hesapta çıkması benim için daha önemli. Bir arkadaşımız sormuş. Abi şu eleman göndermeyi bir gösterir misin? Dostlar tavsiye etmiyorum. Elemanları göndermeyi diye bir şey yok diye siz bilin. Tamam mı? Var ama sıkıntı. Uğraşamazsınız. Yanlış yaparsınız. Gelmez gitmez karantinaya giriyor falan. Bir sürü hikaye. Hiç girmeyin o topa. Ne yapacağım mesela? Sonuçta bütün telefonlarda uygulamamız var. Bu telefonundan mesela diğerine eleman göndermek istiyorum. Niye göndermek istiyorsun ki? Sat gitsin buradan. Git oradan al. Fırsat her zaman çıkar. En temizi bu. Yok ya da ben göstereyim ya da bilmiyorum diyeyim size. Öyle daha doğru olur.
Bir daha sormazsınız bunu. Şimdi başka Vulcan'da neyimiz var ya? Çarkımızı çevirelim, görevlerimizi yapalım. Animasyonu kaldırmayı unutmayın. Animasyonu kaldırdığınız zaman burası açılmayabilir. Sonra gelip animasyonu açıp günlük görevlere bakarsınız. Hatta göstereyim size ve günlük görevlere de bir bakalım ya. Zamanımız var dedik be kardeşim. Hocam senin var da bizim yok. Allah bilir bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz. İftardan önce veya sonra olabilir. Büyük ihtimalle. Tam o zamanlar yüklerim. Vaktiniz varsa izlersiniz. Bir videonun arasında şey demişim. Böyle bir taktik veriyorum Volkan'la ilgili. Vallahi videolar uzun ama arada böyle taktikler de veriyoruz. Acaba izliyor musunuz falan bilmiyorum demişim. İzliyoruz abi demiş. Biri saniyesini atmış. Sağ olun dostlar. Şimdi animasyonları kaldırma olayını bilmiyorsanız onun detaylı videosunu yaptık. Hayat kurtaran özellik ya. Gerçekten yarışırken %80-90 zamanınızı kısaltıyor. Bir de 7-8-10 tane eleman varsa müthiş bir zaman kazandırıyor. Vulcan hayat kurtaran özellik videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bir arkadaşımız ben sol atamıyorum demiş. Onun videosunu yapmıştık arkadaşlar. Bayağı zaman geçti üzerinden ama değişen bir şey yok. Bybit'te Vulcan var. Sol da var. Binance'da sol var. Her yerde sol var değil mi? Tamam sen ne yapacaksın? Yine de bir özet geçelim. Şu adresin senin cüzdanın değil mi? Zaten Vulcan'da solda bu cüzdan adresi aynıdır. Sadece öyle yapmış adam işte. Kopyala diye. Kopyalıyorsun. Buraya normal sol ağında gönderiyorsun. Gitsin. Bu kadar basit. Yok ben hiç bilmiyorum diyorsan o videomuzu bir izleyiver. Vulcan oynatma listesini bir açsanız şey gibidir ha. Ansiklopedi gibidir. Her şey var orada. Para nasıl gönderilir, nasıl çekilir, etkinliğe nasıl katılır bilmem ne. Bir sürü bir şeyler var. Arama yaptıracaksın. Vulcan para yatırma, çekme bulursun. Ne anlatıyordum ben ya? Bir şey gösterecektim ya. Konu konuyu açıyor. Aklıma geliyor öyle. Yorumlarınızı zaten cevaplıyorum da. Artık grup büyümeye başladı, ekip büyümeye başladı. Çok fazla soru geliyor. Bazen YouTube sorularınızı önüme düşürmüyor. Ben böyle arıyorum, bakıyorum falan. Bir şekilde cevaplıyoruz. Ha, haftalık görevlere bakalım demiştik. Abi Telegram'da işte Vulcan grubu aç. Veya Telegram'dan özel olarak bana yazanlar. Abi işte ben sana parayı göndereyim. Şöyle yap, böyle yap. Dostlar bak ben böyle işlerde yokum. Söyleyeyim size. Bana güveniyorsunuz falan anlıyorum. Sağ olun. Ama işte ben sana parayı atayım. Sen İşte benim kriptomda sorun var oraya at. Veya ne bileyim abi işte şu kadar param var. Neredeyse adam şey diyecek yani al sen abi şu parayı. He, yap işte bir şeyler falan. Dostlar böyle bir şey yok. Ben size uygulamaları tanıtırım. Sistemleri anlatırım. Girersin girmezsin tamam. Ha, teknik anlamda bir yardım istiyorsan tamam ama işte para konuları, coin konuları gönder al. Sen yapıver veya sen bize bir yardım ediver. Sen bilirsin abi falan filan yok ben bir şey bilmiyorum. Bak mesela sen bana yorumlarda falan herhangi bir arkadaşımız yazıyor ya. Abi işte sana para göndereyim. Şöyle yap böyle yap. Gelir hıyarın birisi. Benim bu Telegram'da Twitter'da falan bir adamın aynısını yapmak çok kolay. Konuyu da biraz biliyorsa bizleri sizleri de tanıyorsa. Tamam kardeşim gel ben sana hallederim der. Bizim resmimizi koyar. Bizim gibi yazar falan alır paranı gider. Abi sen bizim parayı aldın gittin dersiniz sonra bak. Her videomda neredeyse uyarıyorum. Ben sizden para mara almam. 10 lira da almam. 100 milyon dolar da almam. Tamam. Sizin adınıza bir işlem yapmam. Arkadaşlara işte bahsediyorum yani. Güveniyoruz falan diyorsunuz. Güvenmemem meselesi değil arkadaşlar. Bana güvenmekle veya benim size güvenmemekle işim alakası yok bu işin. Bu iş başımızı ağrıtır. Benim öyle bir ne vaktim var ne bir enerjim var ne de öyle bir şey yaparım. Tamam. Anlaştık bu konuda. Ne diyorsun oğlum sen? Ver hadi şu ödülleri ya. Yeme ihtiyacımız var diyoruz. 3 ile 4'ü yapmadın diyor. Nerede yapmadık hayvan herif? Çilek almadın diyor. Alacağız tamam neye kızıyorsun? 5'in 4. günde ne var? Bir tane eleman yükselt diyor. Onu da yapacağız. İyi 5 günlük kutumuz garanti. Oradan da bayağı bir gem verirsin. Vulcan vermiyorsun. Ulan hayvan herif şu nerede senin oydul grafiğin? Nerede nerede? Çıkar bakayım o. Nereden bakıyorduk ona ya? Lootbox'lardan bakmıyorduk. Ne bileyim ben unuttuk gittik işte. Şuradan baksak bir sürü bizi uyarlarsın şimdi. Haftalık görevlerin kutusu neyse ha şuradaymış. Dedi ki oğlum yaşlandık hem açlık. İçeri gidiyorum bir şey alacağım düşünüyorum böyle yarım saat. Niye geldim lan ben buraya? Üçüncü günün kutusu. 10 ila 50 gem, 5 ila 30 çilek, 2 ila 20. 2 verirsin sen bunu. Ben biliyorum seni. Üçüncü günün kutusunu açsam 2 Vulcan verirsin hayvan herif. Geçtik. Azur carmış. 4.1 şansımız var. Biz kaç 100 milyon tane kutu açtık hiç mi %4'e girmedik anasını satayım.
50'ye 200'müş. Gemi veriyorsun, bir şey diyemem. 10'a 40 çilek. Bu da gerçekten rakamlar azmış ya. Ben daha fazla umuyorum. 10 ila 100. Kaç Vulcan verdi? İşte izleyin. Her hafta vardır bir iki tane videom. 7. günün kutusu. En az 2 kere açmışızdır diye düşünüyorum. 100 ila 300 gem. Tamam. 50 ila 1000 çilek. 50 ila 1000 Vulcan. 2 kere kutuyu açmışızdır en kötü. Ne zaman 1000'e yakın bir şey verdin hayvan herif? Soruyorum sana. Ey Vulcan. Kaç verdi ya? Bakın işte o videoda. 100 mü verdi? 200 mü verdi en fazla? En fazla bir 200 verdi de. Yok ya, 200 vermemiştir. Az veriyorsun ya. Ey Vulcan. Tamam, seviyoruz seni ya. Elimizde büyüdün ama. Aç ya şu kesenin ağzını biraz. En azından 7 gün görev yapmış. 3 kere seviye yükseltme istiyorsun. Bak şimdi görevlere bak. 1500 tane her hafta kilitliyorsun çileyi. Eleman yükseltme istiyorsun. Doğurtma istiyorsun. 3 tane eleman yükselttirmek nedir oğlum? Kaç para onun maliyeti sen biliyor musun? 2 Vulcan verip geçiyorsun. 50 Vulcan verip geçiyorsun. Adam burada hesap yapamazsa onun ayrı videosunu yapalım demiştik değil mi? Yapacağız artık, vaktimiz var gibi ya. Evde yatıyoruz camış gibi. Adam burada hesap yapamazsa, düzgün yapamazsa, ki yapsa bile bazen kurtarmıyor. Adam görev yapayım diye yükseltiyor. Vereceksin kardeşim birazcık. 300-500 Vulcan ver ya. Adamın seviye yükseltmelerde zaten bayağı bir harcıyoruz adam. Değil mi? Sonuçta senin kasana geliyor. Sanki seviye yükselttin diye adama şeyine, tohumuna para mı sayıyorsun? Topluyorsun paraları. Şimdi bak, solları topluyorsun. Solları bilerek ucuz yapıyorsun. Çünkü Vulcan senin tokenin zaten elinde. Dışarıdan kasaya sol giriyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Sonuçta bu adam bu karakteri üretirken şey mi yapıyor yani? Para mı harcıyor? Senden solları alıyor, döşüyor sana, karakterleri oyun içerisinde döndürüyor. Güzel mi? Kötü değil. Çok fazla eleştiremem ama daha birazcık daha bol verilebilir. Ne diyoruz mesela? Lootbox'a katılma şeyi vermişsin, şartı vermişsin. Al katıldık işte. Katılacağız yani. Umarız unutmayız ha bunu. Yarın ben bunu en kötü ihtimalle yapayım. Bugün Vulcan'ı unutmuşum ya. Diyorum ya, yaşlandık diye. Vulcan unutulacak adam mı kardeşim? Vulcan unutmuşum. 3 saat falan. En az birer enerji gitti. İşte hesaplayın, bir sürü elemanımız var. 10. level çoğu hayvan gibi. 8'ler var, 10'lar var, 9 var. Bayağı bir para gitti demektir bu. Bir arkadaşımız, abi senin sayende bayağı kazandık ya. Biz çok uygulamaya girdik demiş. Sağ olun dostlar. Şimdi biraz sonra diğer uygulamalarda biraz bahsedeceğim onlardan. Umarım orayı kaçırmazsınız. Bir uyarı yapayım sizlere. Vulcan'da elemanları da mı yarıştıralım yani? Vaktimiz var diye o kadar da abartmayalım değil mi? Yok, gerek yok. Çarkımızı çevirmedik mi? Hiç söylemiyorsunuz ha. Paramız, gemimiz varken, aha. Ne zaman çevirdik lan biz bunu? Aha, bazen böyle hata veriyor demek. Geçenlerde de bir vermişti. Hoppala ve birazcık da cubbala diyerek çekilişimizi yapıyoruz. Buradan da vermezsin sen de, biz yine de yapalım hadi bakalım. Araba geliyor. Aha. Lootbox'un yanında durdu. Ben artık yanında durunca da seviniyorum. Ne yapayım? O zaman bir daha çevirelim ya. Hadi bakalım. Rankımız 7. Lootbox rankın düşük olduğu için çıkmıyor diyen arkadaşlar. Rankla mankla alakası yok. Aha, bad luck. Rank 5'te düşürdü ya bir sürü takipçimiz. Ne alakası var? Hayvan gibi aktifiz. Aktif olmakla falan ilgisi yok. Alıyoruz, satıyoruz, matıyoruz, doğurtturuyoruz. Yani uygulamanın hakkını veriyoruz. Ey Volkan. Belki bunları da mı göz önünde bulunduruyordur diyeceğim. Bulundurmuyor. Çünkü bayağı aktifiz yani. Belki de tam tersi. Çok aktif olmayanlar mı kazanıyor acaba? Bilemeyiz. 10 tane gem. Hadi ulan. Kaç kaldı? Neredeydi o hayvancımız bizim? Level 10'lara falan şey basmayın arkadaşlar ha. Hiçbir işinize yaramaz, boşa gider. O zaten sonsuz gözüküyor. Onu, gemlerini falan doldurmaya çalışmayın. Level 10, 10'dur zaten. Hadi bakalım, biz bunu bugün yükseltiriz ama paramız yok diyorsunuz. Para buluruz ya. Zenginiz ne de olsa sıkıntı yok. Bir yerlerden atarız. Kaç sol benim maliyetim şimdi kutulardan? Buradan da biraz artıyor mu? 5.2 var. Bir de 2.5 mu var? 6.8 yok. Çok bir şey artmıyormuş. Neyse, bugün enerjilerimizle, şunlarla bunlarla halledeceğiz. Lootbox çıkmadı değil mi? Çıkmadı, evet.
Şimdi geriye döneceğim ama rüzgar esebilir. İleriye doğru gitsem de saçma bir yere gidiyorum. Nereye gittim ben bile bilmiyorum. Gidelim ya şöyle ileriye doğru. Walk'ın tamam mı? Walk'ında sıkıntı yok. Ha, grup meselesini söylemiş miydik ya? Grup falan ben uğraşamam arkadaşlar. Ha, gruptan başka konulara geçtik falan. Bir tane Legends of Constellation oyununun grubunu açtık. Onda da ben ekibe ulaştım. Dedim ki kardeşim ödül verelim ya şu adamlara. Bir şeyler kazandıralım ya. Adamlar geliyorlar, oynuyorlar, sevdiler oyunu falan. Bizim şirket politikamız diyor, Telegram grubun olacak diyor. O arena yapacağız işte. Bazı şartlarımızı yerine getireceğiz ve ödül vereceğiz. O çekilişimiz de var arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. 6 dolarlık bir 6 dolar veriyoruz biz size uygulama içerisinde ama o oyunu biliyorsanız anlayacaksınız. Bilmiyorsanız da bir videosu var, baştan sona detaylı anlattım. Onu bir izleyiverin. 6 dolarla sen gidiyorsun, bir karakter alıyorsun. 10 gün yaşıyor o ablamız. Size 12 dolar kazandırıyor. Oyuna yeni kayıt olduğun zaman 1,2 de dolar da kendisi veriyor. 2 gün yaşayan bir abla veriyor. Senin 6 dolar olduğu 13-14 dolar. 10 dolar olduktan sonra zaten çekebiliyorsun. Bedavadan 13-14 dolar kazanıyorsun yani. Öyle söyleyeyim. İlerleyen haftalarda ben ekipten yine tırtıklamaya çalışırım. Neyse onu o videoyu açtığım zaman, o konuyu açtığım zaman konuşuruz. Burada söyleyeceğimiz başka bir şey yok herhalde. Geçiyoruz o zaman. Enerjilerimizi unutmayacağız. Unutturmayın bana. Abi enerjileri unutma falan deyin. Atıyorum bunu kenara. Stephen Hayvancı, hiç bakmıyoruz ya sana. Ne oldu? Bak yine 2,28 falan vermiş. Hadi 3 de. Abi 4,5 nerede? Hadi diyelim 4 nerede? Hadi diyelim 3,80 nerede? 2, 2,5, 3 nerede ya? Ne oldu yani? Ne değişti şimdi? Bu işte beni soğutuyor yani. Dur bakayım şuradan geri dönmeyi bir deneyeyim. Çok az bir rüzgar var ama geliyor mudur onu ben anlamıyorum. Yani rüzgar var deyince fırtına falan var sanmayın ha. Çok az esiyor. Bu videolarda haşırtı uşurtu şeklinde oluyor. Neyse şöyle bir yürüyelim de en sonda bakarız artık. Dönmemiz gerekirse artık yol biterse falan döneriz. Tamam, step'in böyle. Legend of Constellation. Az önce bahsettiğim oyun bu arkadaşlar. Bu oyunun Telegram grubunu açtık. Telegram grubunda bir mesaj attım size sesli. Uyarımı yaptım. Tekrar uyarımı yapıyorum. Arkadaşlar bu ve buna benzer işte çiftçilik oyununu, bilmem ne oyunu. Bunlarda hep baktığın zaman bir adam toplama telaşı var. Doğru mu? Çünkü oyunun mantığı bunun üzerine kurulu. İşte artık sen buna Ponzi sistem mi dersin? Dolandırıcılık mı dersin? Neydi o çocuğun adı ya? Tosuncuğun sistemi mi dersin? Çiftlik bank mı dersin? Ne dersen dersin. Ama şu an artık bütün oyunlar böyle. Adam ne yapıyor? Şimdi gidip oyunu tanıtmaya çalışsa bir sürü reklam verecek değil mi? Büyük kanallara, büyük oyunculara, bilmem nelere, televizyonlara, bilmem nereye işte. Adam ne yapıyor? Sana diyor ki gel kardeşim sen al bu oyunu tanıt. Çağırdığın adamlardan da sana komisyon verelim. Olayın özü bu. Bütün oyunlarda bu buna döndü. Kripto borsalarında bu iş böyle. Yani koskoca Binance'ın senin adam çağırmana ihtiyacı mı var? Sistemi bu şekilde kurmuş adam. Sen davet ediyorsun. İşte bilmem ne komisyon indirimli link veriyorsun. O adamın yaptığı işlemler tabii çok küçük artık kripto borsalarındaki yok denecek kadar az ama çok büyük bütçeleri olanlara belki bir etki edebilir. Bu sistemi böyle kurmuş. Adam sana ne yapıyor? Bedavadan. Abi gel diyor ya. Sen yoksa niye? Geçen şeyde de Aurora'da da bir arkadaşımız ya abi sen işte şeyler kazanıyor. Davet edenler kazanıyor, biz kazanmıyoruz. Tam olarak o doğru değil. Yani adam jeneratörünü alıyor, kazanıyor da sen davet ettiğin için ekip sana ekstradan, o adamın kazancından değil ama bir para veriyor. Çok küçük. Tamam. Sen çağırıyorsun abi, adamı buluyorsun. Adamın reklamını yapıyorsun. Sen pazara çıkıp şey yapıyorsun yani resmen satış yapıyorsun. Bunun bir bedelinin olması ve bu sadece ekip tarafından veriliyorsa kime ne zararı var ki bunun? Sen de git o zaman. Sen de çağır. Adam bul. Sen de aynısını yapabilirsin. Kolay değil ama gördüğün gibi. Hemen ben nereden bulacağım diyorsun. Öyle işte, bu sistem böyle. Neyi diyorduk biz ya? Ha, bu uygulamayla ilgili yine buna benzer bir ses kaydını, belki uygulamayı, oyunu takip etmiyorsanız oraya attım. O direkt ilgilenenler orada kesin dinlemiştir ama siz de ya benim işte başka videoları izleyip, Volkan'ı izleyip, Stepney'i izleyip, bilmem ne izleyip, biz bu oyunu oynamıyoruz ama videolarını da izliyoruz diyen arkadaşlar da var. Onlara da bilgi vermek adına söylemiş olalım. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyin böyle garantisini veremem. Ponzi dersin buna. İşte 5 ay sonra, 3 ay sonra kapanır dersin. Ve doğru da olabilir. Yani bizler de bunları yüzlerce kez denedik. İlk girenler genelde kazanır. Sonra adam ya kötü niyetli olabilir, ya da işi beceremeyebilir. Dükkanlar kapanabilir falan.
Bu hepsinde var. Ben hep anlattığım benim uygulamalarda hep söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Girmek istersen girersin diyorum. Hatta ben biraz fazla koruyucu gidiyorum yani. Yoksa ben işte toplayayım adamları. Ne olursa olsun ya bana ne falan. Bana bir sürü teklif geliyor arkadaşlar. Beğenmiyorum uygulamayı ya. Çok dandik böyle şey kokuyor yani. O dediğiniz sistem orada kokuyor yani. Bunlarda da olabilir belki. Bunlar da savunacak değilim. Hiçbirisi benim uygulamam değil. Bunlarda da olabilir ama o artık diyor ki yani ben sizi dolandıracağım. Hadi verin paraları diyor. 10 ver 15 al diyor mesela. Ne alaka? 15 ver 50 al. Tamam. Bilmem ne. Hani bakıyorsun hiç ya şey yok. Altyapı yok. Sistem yok. Yani şu oyuna ben baktığım zaman bu adam buna bir emek vermiş. Uğraşmış, tamam mı? Biliyorsunuz herhalde az çok bir bilgisayarda Paint'te üçgen çizmek bile zor. Bu adam bu oyunu yapmış yani ve arkasında kurgulamış kazancını mazancını, bu işin kolay olmadığını herhalde herkes anlıyordur. Neyse. Bu biraz insana güven veriyor. Ekibin böyle hızlı iletişim halinde olması güven veriyor. Ben bugün biraz zorladım bu arkadaşları. Tabii oradaki çalışan bir müdür diyelim. Yani oranın yetkili bir müdürü. Onu da aşabilir bu benim söylediğim konular. O da ona bir görev verilmiştir orada. Dağıtımını yapıyordur. Bir şeylerini iletişime geçiyordur falan, neyse. Samimi bir şekilde soruyorum sana dedim. Yani bu uygulama ne kadar ömrü var? Bu uygulama paraları toplayıp gidecek misiniz? Aynen böyle sordum. İşte o da kendi elinden geldiğince anlatmaya çalıştı. İşte şirketin şeyini falan göndermiş. İngiltere'de adını, sahanını, kimlerin sorumlu olduğunu. Yani her şey belli diyor. Öyle bir niyet yok diyor. Tokenimiz listelenilecek diyor. Biz şu an onun telaşındayız diyor. İlerleyen zamanlarda. Ha şöyle de olabilir. Adam dükkanı kapatıp gitmez ama bu kazanım, geri kazanım süreleri uzun arkadaşlar. Ekranda ne var şu an hiç bilmiyorum. Bizim adamlar savaşa dursun. Siz benim sesime odaklanın. Atıyorum 240 gün. Eleman alıyorsun. 240 günde sana azar azar kazandırıyor. Şimdi 240 güne kim öle kim kala, Bitcoin nereye gide bilmiyorsun. Veya adam ben diyecek ki token çıkardım. Tokeni borsada listeleyecek. Bir şeyler olacak. Alacak, satacak. Borsaya girince zaten biliyorsunuz. Aşağı yukarı hareketleri fazla olabilir. Hal böyleyken diyelim ki ASTR token şu an 25 cent. Diyelim ki değil. Yani 25 cent. Ama diyelim ki 1 cent'e düştü. Ne yapacaksın? Stepn'de başımıza gelmedi mi? Şimdi Stepn Ponzi değil mi? Hem de en büyüklerinden o zaman. Hayvani yatırımlar yaptık. Zarar etmedik mi? 15 sola bir ayakkabı almadık mı? Sola 65 dolarken. İlk videolarımızı izleyin. O zaman da tabii günlük 30 dolar kazandırıyordu. Ama ne kadar hızlı düşüştü o. Satmaya bile fırsatımız olmadan, ne olduğunu anlamadan GST kaşlardan kaşlara güçtü. Hala daha yerlerde sürünüyor. Zarar etmeyi illaki dükkan kapatmak olarak görmeyin. En büyük sıkıntı dükkanın kapatılması olur. Böyle zınk diye ortada kalmak insan canını sıkar. Biz çok kaldık arkadaşlar. Denedik, gördük. O yüzden hani biz videolarını yapıyoruz ama benim söylediğim hiçbir şeye bodoslama dalmayın. Bu uygulama için mesela gel. Satın almaya gel. Bak 6 dolarlık karakter var. 2 tane. Birinci aldığın 6 dolarlık olan şu ablamız sana 12 dolar veriyor. Bak böyle deneyebilirsin bu uygulamayı. 6 dolar yat, 6 yatıramıyorsun herhalde. En az 10 mu yatırıyorsun? Yatırmışken zaten 12 yatırırsın. 2 tane 6'lık karakter alırsın. Birinci aldığın 6'lık karakter şu ablamız 12'yi sana zaten yatırdığın parayı veriyor. Oyunu yeni başlattığın zaman 1.2'de kendi verdiği var. 13-14'ünü çek, kafan rahat, bir tane diğer şu abiyle azar azar kazanmaya devam et. Bu risk mesela çok küçük bir risk. 10 dolardan hatta onu da geri çekiyorsun 10 günde. En kötü ihtimal 10 günde bu uygulama patlaması. Ama ben öyle 10 gün falan değil. En kötü ihtimalle patlama riskini bile konuşsak bence 3-4 ay gider. Çünkü yeni başlamış bir uygulama. 10 dolarını çektin ki çekemesen ne olur? O 200 lira gitti. Yani artık 200 liraya hiçbir şey alınmıyor. Benim için bu rakam 2000 lira. Senin için 20 bin lira. Birisi için de 200 bin lira olabilir. Tamam mı? Herkesin bütçesi farklıdır. Size belki bazı paralar fazla fazla gelebilir. Ama öyle değildir yani. O adam için o çok değildir. Ben bile çok fazla bütçem olmamasına rağmen 100, 300, 500 dolarlık işlere giriyorum, çıkıyorum ve gözden çıkartıyorum o paraları. Siz de buralara gözden çıkarttığınız paralarla girebilirsiniz. Çünkü uzun vade bu. Kaç gün yaşıyor? Şu hayvana girmek mesela 7000 dolar getiririm diyor sana. Günlük 59 dolar veririm diyor ama kaç parasın ki sen? Yükseltme maliyetine bakmak lazım. Yıldız fiyatlarına. Onların tablosu var. O grubu biraz daha aktifleştireceğiz arkadaşlar. Oyuna baştan sona giren bir adam orayı okuduğu zaman kafasında her şey netleşecek. Gruptan haberiniz yoksa açıklamalara bırakırız. Onun bir videosunu yaptık. Zaten çekiliş
şartlarından birisi de gruba katılmış olmak. O tweet Twitter'dan daha hızlı bulursunuz. Twitter'dan bakın, çekilişi bulun. Hem çekilişe katılın, hem uygulamayı indirin. Hem de oyununuzu oynayabilirsiniz. Sadece oyun oynanabilir. Para kazanılamaz. Ücretsiz 1.2 dolarlık verdiği ablayla 2 gün yarışırsın. 1.2 dolarını alırsın. Sonra da oyun içerisi değerlendirmelerle direkt NFT almadan para kazanabiliyor musun? Emin değilim. Görevler var, işte etkinlikler var. Para kazanılıyor ama senin NFT karakteri almış olman gerekir mi? Ondan tam emin değilim. Ona bir bakarız. Ama en azından süreci görürsün. Oynarsın oyunu. Nasıl olduğunu görürsün. Sistemin nasıl ilerlediğini görürsün. İlerleyen günlerde bir şeyler değişecek mi? Mesela şu kampanya diyor. Bunu da bir arkadaşımız sormuştu. Onu da ben de sordum da sonra o soru araya gitti. Bir şeyler oldu. Unuttuk gitti. Diyor ki mesela bu 5 Nisan'da sanırım kampanya. 30'dan 6'ya indirdik diyor. Bence bu böyle bir yalandan indirim olabilir. Devam da edebilir. Bilmiyorum. Veya 30 dolar olursa sonra şeyleri nasıl olacak? Kazançları nasıl olacak? Onları bilmiyoruz. Bakalım mesela bunu bir değerlendirebilirsin. Bir 30 gün 5 Nisan'dan sonra bir bak bakalım ne olacak. Uygulamaya sıcak bakmayanlar için söylüyorum. Veya risk almak istemiyorum. Bakalım ayın 5'inde ne olacak diye bir bakabilirsin. Yok ya da ben bir fırsattır değerlendireceğim 12 dolar. Şimdi mesela riskin 12 dolar değil mi? Veya 6 dolarlık da olur da 6 dolar gönderebiliyor musun bir borsadan? Sanmıyorum. En az 10 dolar yatırıp 10 dolar çekiyorsun herhalde. Uygulamanın şartı da bu olabilir. 10 dolar yatırma şartı. Neyse 10 dolar yatırdın sen. Şu an riskin 10 dolar ama bu mesela 30 dolar olsa ve 35 dolar kazandırıyor olsa riskin 30 dolar. O yüzden şu an bence alınabilir bir risk dedikten sonra artık topu size atıyorum. İster al ister alma. Yani ben şeyinde çok değilim arkadaşlar bak. Sen aldığın zaman komisyon veriyor. Küçük bir komisyon veriyor. Ama ben bu bütün uygulamalarda her zaman ilk düşüneceğim sizin zarar etmemeniz. Yoksa ben bunu köpürte köpürte ooo ya müthiş hemen alın falan filan benden herhalde hiç duymamışsınızdır. Bu tarafa doğru geldik. Arabalar gidiyor. Şu tarafa doğru gitsek rüzgar pek yok gibi. İyi ya. Burası biraz kuytuymuş. Bu uygulamada anlatacağımız başka bir şey var mı? Yok. Tarlalara gönderiyorsun elemanı. Bu oyunu ben bilmiyorum. Sadece öyle denk geldim diyorsan detaylı anlatım videosu var arkadaşlar. Onu bir izleyin. Çekiliş videomuz var. O çok kısadır zaten. Onu bir izleyin. Bu arada Stepney hayvancığını geri döndük ya. Döndüğünüz noktalarda falan bir kontrol edin. Bak 3 verdi. Yani büyük bir kayıp. Benim için hani 4'ten 3'e düşmek büyük kayıp değil de verdiği orantısal olarak büyük kayıp. Adam hayvan gibi ayakkabı düzenlemiş. Bir sürü büyük büyük soketler almış. O adam için büyük kayıp. Geçen tabi bizim kaç 3-4 GMT bir akşam yazmıştım. Yürüyüşe çıkayım mı arkadaşlar falan. Ya da yürüdüm mü yazdım. Ne yazdım ben? Abi yarım saat 1.5 dolar için mi yürüdün yazmıştı bir arkadaşımız. Bu, o hesap benim şimdi söylediğim de. Büyük bir kayıp oldu deyince abi bir GMT kaybetmişsin onu mu söylüyorsun diyeceksiniz de orantısal düşünün arkadaşlar. 6 enerjide ben bu kadar kaybettim. Adamın 20 enerjisi var, hayvani ayakkabısı var, yatırım var. O bir sürü kazanç paylaşan Japonların veya ne bileyim başka arkadaşların çok azıcık bir yatırımla mı onu aldığını sanıyorsunuz? Adam 10 bin dolar yatırmış belki 20-30 dolar kazanıyor olabilir ama kazanç düştüğü zaman ne olacak? O adamı ter basmaya başlar. Biz çok az bir yatırımımız var burada. Önemli değil. Hiç kazanmasak, yürümesek bile olur. O bahsettiğimiz yürüyüşte de amacımız yürümek. Zaten biz her türlü yürüyoruz yani. Bunu ekstradan gelen bir para gibi görüyoruz. Bakacağız yani. Fırsatlara göre pozisyon tekrar alabiliriz. Hiçbir uygulamaya küsmeyeceğiz. Hiçbirinde çok savunucusu olmayacağız. Geçiyorum bunu ya. Bunu anlamadığınız yerlere soruyorsunuz. Ben de tak diye ne kadar hızlı cevap veriyorum değil mi? Aynı dakika içinde cevap verdiğim çok olmuştur. Yani kendimizi övmek gibi olmasın. Biraz övelim ama. Atıyorum bunu da gitsin. Waterville Farms. Bugün çok zamanımı yedi ya bu uygulama. Gerçekten ekiple böyle şey halindeyim. Bir mücadele halindeyim. Benim çok umurumda değil de bazı arkadaşlar işte abi girdik çok fazla kazanç yok falan dediler. Kaç tane? 5-6 tane VIP'miz var. Bir bakalım. Oyuna bir güncelleme geldi bugün. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Batırdılar yani iyice. Ne bu oğlum bilmiyorum ki. Yeni sorular yenilenmiş mi ne? VIP 3 mü? Tamam hadi geç. Ha şunu da yapmadık. Ne diyor bu? Tamam bakın arkadaşlar. Oyundan önce kısa bir özet geçeyim. Sonra da bak benim zamanım yok diyorum ya. Ben Vulcan'ı unutmuş adam ya. Ben bu oyunu oynayamam. Ben onu anladım yani. Bir saat olmaz abi. Bir saat olmaz.
Bunun birazcık şeyini verdim mücadelesine ama ben de çok güçlü değilim şu an burada. Çünkü bakın kaç tane benim takipçim var. 6 tane VIP birimiz var. Biraz daha güçlü olmak için adama demek lazım ki kardeşim benim 10 tane 20 tane bizim adamımız var ya. Tabi diğer arkadaşlar yanlış anlamasın. Bunlar da davetli ama sadece oyun indirmişsiniz. Siz herhangi bir VIP falan almadığınız için adam sizi saymıyor zaten. Kaç kişi olmuş? 71 kişi olmuş. Adamlarla kavga edebilmek için güçlü olmamız lazım. Tabi adamımla sen ne kadar kavga edebilirsin? Ben bilmiyorum beni seviyorlar mı? Bayağı zorluyorum yani bunları. Dinliyorlar da. Ama sonuçta bu bir oyun yani. Adam sırf senin tepkine göre ha tamam ya onu değiştirelim diyemez. Diyemiyor. Bütün oyunun dinamiklerini etkiliyor. Ama biz kavgamızı veriyoruz merak etmeyin. Burada şu an sadece çiftçilik yaparak önce sadece yulaf yaparak yetiştirerek kazanmak çok zor onu söyleyeyim. Kuş kafamıza konacak neredeyse. Çok az kazandırır. Tavukla desteklemen lazım. Bu sefer de işin içine şey giriyor. Tavuğu kaçırırsan 2 saatte gelip alamazsan yumurtalar ve öldürürsen bayağı bir tavuğu masrafı çok. 95 tane shell yiyor 2 saatte. Shell harcıyor diyelim. Yulaf da yiyor falan. Tavuğu kaçırıyorsan sadece yulafla devam. Yulafla kazancın az olur ama kafan rahat olur. En kötü kaçırsan bile bir kaybın olmaz. Yani kaybın olmaz derken tavuğun ölüp götürdüğü gibi senden para götürmüyor. Sadece hasat etmemiş olursun. Hasat edip devam. O da az kazandırıyor ama idare eder. En azından günde girip böyle yakaladığın zamanlarda vaktin oldukça yaparsan baya götürür seni yani idare eder diyeyim. Ama tavuğu sen hiç kaçırmadan yaparsan kazandırıyor bak. Onun da hakkını verelim. 2 saatte bir gelip tavuğu yumurtalarını alacaksın. Yumurtaların pahalı olduğu zaman da satacaksın. Shell'i de pahalı olduğu zaman bozduracaksın. Bak Shell kaçlarda? 1.127. Bugün bir arkadaşımız mesela yazmış bana. Abi Shell oranı değişiyor falan istersen. Hatta şey demiş bir grup açsak işte oradan hızlıca birbirimize söylesek falan. Ona da söyledim abi benim bir zamanım yok. İki bu işler risklidir. İşte adama dersin mesela 1.27'den al abi ucuz dersin. 1.30'dan al dersin. Bu yarın 1.40'a çıkar falan. Ben bu topun altına girmek istemiyorum. Ama kendi yaptığım işlemleri mesela size gösteriyorum. İstersen sen zaten onu sonradan izlemiş olduğun için sadece ben hani gör diye kanıt niteliğinde bak biz de alıyoruz satıyoruz falan gibi göstermek için onu kaydediyorum. Yoksa canlı canlı işte hadi alalım falan. Yok ben onu yapamam. Çünkü senin ne kadar kaybetmeye hazır olduğunu bilmiyorum. Ben kaybetmeye hazırım. Giriyorsam hazırımdır yani. Ne diyorduk ya? Shell. İşte çiftçilik yaparak tavuğu takip edersen kazanırsın. Az kazanırsın belki. Yani o biz 5 dolar hesaplamıştık değil mi? Arada bir kaçırdığını varsayalım. 10 saat hesabıydı o. O videomuzu izleyebilirsiniz. Kazanç hesabı videosu. Orada bir tek değişen bir şey oldu. Ben o videoyu yapmadan hemen önce o 2 saatte 1, 2 dakikada bir yumurta veriyordu. Sonradan 4 dakikada bir yumurtaya çıktı. Ama bu şeylere göre de değişiyor. Yani siz mesela beni izlerken bende de 4'e 1 olması lazım. Ama paramız yok şu an atamayız. 4'e 1 olması lazım. Ama bu VIP 1, rütben bilmem ne ona göre yumurtanın süresi değişiyor. Yani siz bizim videoyu izlerken sizdekiyle bizdeki değişik olabilir. Biz başkasını izlerken daha üst seviye birisini izlerken yetkililer falan bana bazen görüntü atıyor. Hayvani onların her şeyi açık. Onlarda da yumurta kazanma süreleri farklı olabilir. Yani oyun seni biraz içine almak istiyor tamam mı? İçine girmek istemiyorsan girme. Bir tane daha oluk geliştir diyor mesela. Şu oluğu geliştirmezseniz zor kazanırsınız falan. Az daha çok kazanırsınız o şekilde diyor. Şimdi ben size desem yani abi işte oluğu atıyorum 20 dolar daha ver. Kaç para yapıyor? 2,5 milyon gem 2500 şey mi yapıyor? İşte 20 dolar daha ver. Oluğu da yükselt kazanırsın diyeceğim. Yarın belki adam bir güncelleme daha getirecek. Başka bir şeyler olacak. Bilemem. O yüzden işte diyorum ya riskinizi kendiniz alın. Oyun içinde ben birazcık ilerlemeyi düşünüyorum. Sizlere de şey yaparım. Ya da bilmiyorum yani. Şu oluğu falan ben yükseltmeyi düşünüyordum ama bugünlerde de bir düşünüyorum yani. Şimdi buna ben 1 saat her türlü uğrayıp yulaf almam lazım. Yoksa bu tavuğu 2 saatte belki bir hallederim ama ben ki Vulcan'ı unutmuş adamım 6 saatte uğramamışım, 9 saatte uğramamışım. Belki oyun içerisinde yükseltme değil de shell alıp satmak daha karlı olabilir benim için. Herhalde öyle gideceğim ya. Çünkü ben buna şimdi yatırım yaparsam gelmeye çalışacağım. Gelmeye çalıştıkça zaman stres gerek yok. Kaç paralık şey için vaktimi harcayacağım. En iyisi shell alıp satmak. Bu arkadaşımız da takipçilerimizden birisi. Ben abi 2x yaptım dedi orada. Tabii küçük rakamlardan. Atıyorum 10 dolar almış 20 yapmış falan. Bu yapılabilir en hızlı. Başka?
Şimdi gelen güncellemede ne oldu diyeceksin. Anlatalım hemen. Bugünkü gelen güncellemede şu mini game geldi. Özelliklerden birisi bu. Yani şu çekilişin nasıl yapılacağını hala ben anlayamadım. O kadar gruba yazdım. Genel gruba yazdım. Oradan bir yetkiliyle özele geçtik. Ondan konuştum. Yöneticiler var konuştuklarım. Kendileri bile daha doğru düzgün bilmiyor, öyle söyleyeyim size. Gerçekten. Ama özeti ne? Şöyle söyleyeyim size. Şurada hayvanlar var. Şurada çilek var. Öncelikle ben bunu tavsiye etmiyorum, ha onu söyleyeyim. Burada vakit harcamanızı istemiyorum ama umarım sonunda unutmam. Hatta şu an hemen söyleyivereyim onu. Diyorlar ki asıl benim için önemli olan şu. Sen burada bir kere yarışırsan, onu da arkadaşımıza söyledim. Sen bir dene dedim. Çünkü ben VIP 1 olduğum için deneyemem. 10 shell bir şey değil zaten. 10 shell'le bir deneyebilirsiniz dedim. Burada diyor ki yarıştığın zaman, burada bakın arkadaşlar, bahis parası koy diyor. En az 10 shell koyabiliyorsun. Hatta benim param var mı? Varmış. Şu hayvanlara koydum. Bahis parası koy dedim. Bakın onu attı buraya. Şurası süresi bittiği zaman bakalım ben kazanacak mıyım? Hayvanlara koydum ben. Çilek var. Hangisinin kazanacağını zar atıyor falan. Saçma sapan bir şey ya. Uğraşılmaz da. Az sonra söyleyeceğim şey önemli. Dur bakayım bahisi bir görelim. Kazandık mı? Biz kazandık herhalde. Onun iki katını veriyor. 19 veriyor. Dur bakalım bir daha bir şey yazacak mı? Neye göre aldı? Neye göre verdi? Büyükse diyor kazanırsın diyor. Küçükse kaybedersin bilmem ne. Neyse siz ekran kaydına bir bakın. Herhalde bir buraya 20 küsürdü de 10 tane mi verdi ne? Senin yatırdığını geri sana iki kat olarak veriyor, tamam mı? Öyle diyelim. Ama önemli değil. Şuradaki asıl önemli olan sen bunda diyor bir kere katıldığın zaman diyor, bir yarışmaya katıldığın zaman diyor, artık VIP 1 olmadan da para çekebilirsin diyor. Ben yanlış anlamadıysam öyle anladım. Tekrar tekrar sordum. Hepsi de öyle diyor. Yöneticilerine, yöneticilerine hepsine sordum. Kendim VIP 1 olduğum için de deneyemedim bunu. Denemek isteyen varsa, bir o arkadaşımız vardı herhalde VIP 1 olmayan. Sen bir dene dedik ya. 10 shell dediğim bir şey değildir zaten. Artık parayı çekebiliyorsan, gerçekten bu böyleyse, ben onu en kötü ihtimalle başka bir hesap açıp yine denerim. 10 dolar göndereceksin. Hadi 11 gönder. Burada 1 dolarlık 11'den yani shell yaptın ya hepsini. 10 shell harca. O çok az bir para yapar zaten. 10 shell ile burada bir kere yarış. Yarıştığın zaman artık bakalım o 10 doları, 11 attın ya, çok azını shell harcadın diyelim. 10 doları geri çekebiliyor musun? Çekebiliyorsan bu demektir ki sen VIP 1 olmadan artık shell alıp satarak para kazanmaya burada başlayabilirsin. Önce de bu sistem yok muydu? Vardı. 10 dolarla shell alıp satabiliyordun ama parayı geri çekemiyordun VIP 1 olmadan. Bu oyunun, şu oyunun katkısı en önemli budur. Eğer ama doğruysa, emin değilim. Çünkü hala emin değilim yani. O kadar bugün zamanımı harcadı. Yazıştık ettik bilmem ne. Tamam diyor, çekebilirsin diyorlar ama ben güvenemiyorum artık, ne bileyim. Deneyebilirsiniz veya ben size deneyip söylerim, tamam. Bu ne için önemli? 10 dolar atarsın. Shell'i ucuzken alırsın. Pahalıyken satarsın, çekersin paranı. Bu kadar basit. Ben daha yüklü miktarlarla bunu yapmayı düşünüyorum ama bakalım, yatırım yine tavsiyesi vermiş olmayalım. Başka ne var? Bir de şu domuz var. Domuz bank. Güncellemelerde. Bunu da anladığım kadarıyla buraya 100 dolar yatırırsan diyor, 200 dolar olarak sana bonus verilir ve her gün bunun %1'ini geri çekebilirsin diyor. Bugün atıyorum 200 doların %1'i 2 dolar mı çekersin? 2 dolar çekersin diyor. Yarın işte azaldığı zaman 2 doların 198'in yüzde bilmem kaçını çekersin işte. %2'sini mi diyor? Nerede yazıyor mu burada? %1, ha %1 indirimini her gün çekersin falan diyor. Buna gerek yok. Niye durup dururken öyle bir şeye girelim? Buradaki paranızı kilitliyor mu? Kilitlediğini sanmıyorum. Aslında şey diyor, mesela sen 100 dolar yatırırsan oyuna dışarıdan, oradaki 100 doların iki katını ben sana %1 şey olarak, ne diyeyim ona, bonus olarak veririm diyor. Bundan çok emin değilim. Yani bu güncellemeler bugün geldi. Kendileri bile bilmiyor ne olduğunu. Ben bir para yatırmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Şu Vulcan'ın etkinliği falan bitsin. O zaman size öğrenirim. Bakın buraya yatırdık, böyle oldu, şöyle oldu falan diye öğrenebiliriz. Direkt parayı bu şarj etmeye git diyor. Zaten bu normal cüzdanımız. İkisindeki de aynı cüzdanımız. Bunu farklı bir yere yatırmanız gerekmiyor. Cüzdana 100 dolar yatırınca bu 200 dolarlık sana bonus verilmiş de onu da %1 verilmiş gibi gösteriyor. Ama dediğim gibi ben artık hiçbir şeye güvenemiyorum yani. Uygulamada her gün bir şey değişiyor. Ben size denedikçe görün. Yapmak isterseniz de kendiniz yapın. Ben yaptım diye de hiçbir şey yapmayın. Başka burada söyleyeceğimiz bir şey.
Bunun olmazsa ayrı ayrı videolarını yapalım ya. Bu hem yan ekran, şu an küçük görüyorsunuz siz bu ekranı. Yan ekran kayıt başlattığımız zaman bu full ekranınıza oturur. Daha iyi görürsünüz. Şu dediğimiz gibi Volkan'ın olayı bir bitsin de buna bir odaklanacağız. Ama şu şey biraz soğuttu yani beni. Bu, ben bunu yapamıyorum yani. Bilmiyorum siz yapabilirseniz. Bir saatte bir yulafı toplamadığın sürece tavuklar da işe yaramaz. Tamam, tavuklar mesela seviyen yükseldikçe, mesela 2 saatte bir toplamaya başlıyorsun tavuk yumurtasını. Belki ördek yumurtasını atıyorum 3-4 saatte bir toplayacaksın. Güzel ama hepsine yulaf lazım. Yulafın zamanını arttırmak lazım. Onu bir konuşayım bakayım becerebilecek miyiz? Tabii onu değiştirince bütün sistem değişmesi lazım. Onu yapamayabilirler. Çünkü bütün maliyetler değişir. Tavuktan bütün her şey yulafın üzerinden gittiği için. Yulafı değiştirdiğin an olay biter. Veya parasını azaltsa, ama olmaz o zaman. Bu sefer de kazancınız azalır. Falan, neyse. İşte bakacağız, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir uygulama daha var. Onu tanıtmak istiyorum ama nasıl yapalım onu ya? Tanıtalım. Onu da bir tanıtalım. Tanıtım yapalım. Olmazsa bunu atarız ikinci plana. Günlük boş muhabbetlerimizde onu tanıtırız. O biraz daha, o da çok zaman yiyecek gibi. Tek sıkıntım o. Ama ben size tanıtırım. Oynamak isteyenler oynar. Ben herhalde zaman ayıramayabilirim ona. Onda NFT karakterler falan alıyorsun. Çok da pahalı değil. 15-20 dolarlarla halledilebilecek bir iş. İlgi duyan olabilir belki diye düşünüyorum. O biraz daha böyle kapsamlı, daha güzel. Bir yapmıştık onun videosunu hatta. Ama bir daha yapalım. Çünkü eskidi o. Ben o zaman beğenmemiştim. Yenilikler gelmiş. Değişiklikler var. Çalışmayan şeyler vardı. Onlar biraz düzelmiş gibi. Oyun biraz kendini toparlamış gibi gözüküyor. Yine de mantığı benzer mantık yani. Adam çağırmak önemli. Vuraman gereken süreler biraz aynı sayılır. Yani buradaki kadar katı değil. Hani senin şeyini yolup atmıyor ama uğramazsan olmuyor yani. Öyle söyleyeyim. Neyse, onun bir videosunu yapıverelim ya. Bugün yarın yaparız. Bir izleyin bakalım. Hoşunuza giderse girersiniz ona da. Ücretsiz de oynanıyor. Aynı bunun gibi. Bunu da ücretsiz oynayabilirsin ama oynar mısın bilmem. O bundan daha sarıyor yani. Onu ben ücretsiz bayağı oynadım. Neyse. Bunu da attık ya. Bir saate yakın. Hadi o zaman şeyde bir de piyasaya da bakmazsak olmaz. Bir saatlik ne video yaptın arkadaşım diyeceksiniz ama 2x'e alın arkadaşlar. Bugün zaten enerjimiz düşüktü. Çok hızlı hızlı takır 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 anlatamamışızdır. Hem de vakit geçsin dedik. Vakti olan izlesin dedik. Yani abi sen de bir saat demeyin bana sonra. Nedir hani? Bakalım grafiklere bakalım. Volkan iyi gidiyorsun be hayvancık. 51'lerde, 51.5'lardasın. Güzel. Ben size hep ne diyordum? Daha 42-43'lerdeyken bunu 0.5'ten hesaplayın demiyor muydum? TVT 1.20. Sol 20.89. Yardıra yardıra bir köpek geliyor. Umarım bana doğru gelmiyordur. Hop. Geliyor gibi. Küçük gibi ama herhalde halledeceğiz. Sahibi de bağırıyor bir şeyler diyor. Şu tarafa gidelim. Neyse, ne dedik? Sol 20.80'lerde. Bence ucuz. Bitcoin 27'lerde. Bence pahalı. BNB 323'lerde. 330 küsürlerden bir miktar aldık. Size de söylemiştim. Space ID, MyD, Carchut. Bunlar genelde hikayedir ya. Çok büyük bütçeniz yoksa girmeye bile değmiyor. 300-400 dolarlarla falan olacak iş değil. O videoyu, konuyu bilmiyorsan o videoyu, Space ID'nin launchpad'i vardı da oraya girdik de falan filan. Bizim ne oldu ya? Paramızda 2-3 dolarlık Space ID'miz var yani. Zenginiz şu an. Neyse, geçtik BNB 320'lerde normal gibi. 300'lere doğru inmesi gerekiyor gibi de gözüküyor. Ethereum 1700'lerde biraz daha bence inmesi gerekiyor. Launch geç. Stern hayvancı, sen ne geziyorsun oğlum orada? 23'ün altında olmalısın bence. 21 küsürler iyidir senin için. Şımardınız iyice sizde. Ha. GMT 0.38. GMT hani yükselince az kazandırıyor diyoruz. Düşünce de az kazandırıyor hayvan herif. Ne zaman çok kazandıracaksın acaba? Saçmalık. AVR 62'lerde. Oo, AVR biraz düşmüş mü? Bir bakalım. Yo, yükselmiş. Demek ki daha da fazla düşmüşmüş. Token'e bakıp durmayın arkadaşlar. Hepsi için söylüyorum bunu ama AVR için de söylüyorum. Sürekli bakıp durursanız psikolojiniz bozulur. İner çıkar falan. Hani çok kötü mü gidiyor? Bence fena gitmiyor ya. 70 ile 60 arasında çok bir şey yok. 80 de oldu. 85 bile olduydu herhalde. Bu aralar biraz isyandasınız görüyorum. Büyük ihtimal videonun burasına kadar izlememişsinizdir ama izleyen arkadaşlarımız. Düşüşler çıkışlar olur. Yapacak bir şey yok.
sen ne yapabilirsin? Senin yapacağın şu. Sen zaten yarın AVR kazanmaya devam ediyorsun jeneratörlerden. Bir miktarını dolara çık. Düşerse alım yaparsın veya başka bir token alırsın. Veya düşerse bile senin o düşüşten fazla etkilenmemiş olursun. Yarısını atıyorum, haftalık kazandığının yarısını dolara çık. Git Bitcoin al, Ethereum al, BNB al. Güvendiğin başka bir coin varsa onu al. Ama gidip de sağda solda da dandik dundik şeylerle de çarçur etme yani. Zar zor kazanacaksın oradan. En iyisi aslında dolar yapmak değil mi? Çünkü sen bir dolar olarak yatırdın. Bir maliyetini gör bakalım, ne kadar elinde var, ne kadar yok. Bunun bir grafik incelemesi yapmıştık. 63'ler falan önemli. 64'ler yanlış hatırlamıyorsam. 54'ler var ondan altında. Yukarıda 70'ler var. Bu arada gidip gelebilir. İlerleyen zamanlarda çok düşebilir mi? Düşebilir tabii ki ya. Niye düşmesin ki? Herkes, jeneratörler çok yaygınlaşırsa, herkes AVR'yi alıp alıp satmaya başlarsa ne olacak? Düşebilir. Adam mesela, hani hep diyorsunuz ya, ya işte bazı sistemler Ponzi, Monzi, bunlar da olabilir mi? Olabilir mi? Şöyle olabilir. Atıyorum adam kötü niyetli değil, çünkü kamera karşısına geçti. Toplantılar yapıyor, geliyor gidiyor falan bir şeyler yapıyor. Ama token değeri azalırsa ne olacak? Yine aynı şey olmaz mı? Sen sonuçta baktığın kıstas nedir? Kazancın var mı yok mu? Buna bakıyorsun değil mi? Tamam. Tokenin değeri azalırsa ne olacak? Aynı şey. Sen yine kazanamazsın. O yüzden seviye yükseltmeleri bir miktar bekletebilirsiniz. Tabii benim görüşüm. Sonra bana abi biz yükseltecektik zamanında demeyin. Ne yapabilirsin? Bak mesela şu an AVR ucuzluyor değil mi? Gidip AVR alarak yükseltebilirdin. Bu da bir seçenek. Direkt kazandığın değil. Demek ki ileride belki sen, diyelim ki kötü senaryoyu düşünelim, 0.62 değil de AVR 0.30'a düşerse gidersen alırsın 100 dolarlık, yükseltmelerini yaparsın. Tabi yükseltme yapmak ister misin o zaman? O ayrı bir mesele. Ama şu an sen AVR'yi 0 atıyorum belki 70'den 80'den yükseltmelere başladın jeneratörünü. Tabi bilemezdin, daha da yükselecek diye düşünüyordun belki. Daha da düşebilir, bilmiyoruz yani. O yüzden risk yönetimi, her şey risk yönetimi. Bir miktar dolara çık. Yükseltiyorsan atıyorum 2-3 tane jeneratörün varsa bir tanesini yükselt. Ben de biliyorum yani jeneratör yükseltmeyi. Benim de param var, yukarıda görüyorsunuz. Bekliyorum. Bazen düşer çıkar. Ama yöntem sizin, fikir sizin. Sonra da bana niye yükselttirdin abi veya niye yükselttirtmedin abi demeyecek şekilde kararınızı verin. Öf, yeter be, 1 saat oldu. 1 saatten az olsun bari değil mi videomuz? İftar vakti yaklaştı mı? Dostlarım bugün biraz uzun oldu. Videonun burasına kadar izlediyseniz helal olsun size. Sonunu izleyenler bir yorumlarda bir görüverelim bakalım kimler izlemiş gerçekten. Yoksa direkt sonuna mı getirdiniz acaba, sonunda ne dedi falan. Belli olur. Yorumlarda görelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.